En son 105. sayfada kalmıştık. İman konularındaydık. Başlayalım. Euzubillahimineşşeytanirracim. Bismillahirrahmanirrahim. Evet. İman konuları devam ediyoruz. 105. sayfa 3. satırda kalmıştık. Hemen tekrar gelelim oraya. Evet. Fel-mu'minûne Müminler min ibeli imanihim billahi yusallûne ve yesûmûne ve yehuccûne ve yezkurûne Allâhe Teâlâ. Yani müminler imanları itibariyle, imanları nedeniyle, Allah'a olan imanları nedeniyle namaz kılarlar, oruç tutarlar, hac yaparlar ve Allah'ı zikrederler. وَلَيْسَ مِنْ قِبَلِ صَلَوَاتِهِمْ وَصَوْمِهِمْ وَحَجِّهِمْ لِلّٰهِ يُؤْمِنُونَ Yani namaz kıldıkları için, oruç tuttukları için, hac ettikleri için iman etmiş olmazlar. Önce iman gelir, sonra ibadet gelir. Anlamlı kılan da budur. Yani her şeyin mihverinde, her şeyin özünde iman vardır. İman varsa her şey vardır. İman yoksa hiçbir şey yoktur. Burada aynı zamanda metodolojik bir ilkeyi de ifade etmiş olduğunu görüyoruz. Ve delike bu çerçevede bir ennehum amenu iman ederler sümme amilu sonra ameli gerçekleştirirler. Fakane amaluhum bil faraidi min kibeli imanihim billahi. Yani farzları yerine getirmeleri imanları nedeniyledir. İmanları itibariyledir. Ve lem yekun imanuhum min kibeli amelihim bil faraidi. Yani imanları farzları yerine getirmeleri itibariyle değil, farzları yerine getirmeleri imanları itibariyledir. Bu mesele zelike, bunun örneği de şudur. Enner racüle bir adam ider kâne aleyhi deynu. Mesela bir adamın borcu var. Fehuve yuqirru bid deyni. Ne yapacak? İlk önce bu borcun olduğunu kabul edecek ki sümme yüeddi, sonra ödesin. Ve neyse yüeddi, sümme yuqirru. Yani ilk önce borcu ödeyip sonradan borcum var demesi aklı mantığa uygun bir şey değildir. Ve neyse ikraruhu min kibeli edaihi. Yani ikrarının sebebi eda etmesi bakımından değil. Lakin edauhu min kibeli ikrari. Eda etmesinin dayanağı ikrardır. Buna benzer diyor. Yine başka bir örnek. Vel abidu min kibeli ikrarihim limevalihim bil ubudiyeti ya'melune lehu. Mesela o zaman kölelik var. Kölelik üzerinden gidiyor. Yani bir köle sahibine veya işte köleler sahiplerine ikrarları itibariyle biz bu adamın kölesiyiz. İkrarı itibariyle köleleridirler ve çalışırlar. Ve leyse min kıbeli amelihim yukterrune bil ubudiyeti. Yani önce çalışıp sonra köleliklerini ikrar etmezler. Ve derken yani bu bi enne kem min insanin ya'malu li ahari ve la yekunu zalika mukirran bil ubudiyeti ve la yaqa alayhi ismul ikrar bil ubudiyeti. Yani birçok insan vardır ki yani bu birine çalışma ilişkisi kölelik itibariyle değil farklı yolları da var. Dolayısıyla yani bu insanlar köleliği ikrar etmiş de onlar için de köle ismi kullanılır anlamına gelmez. İlk önce bir şeyi kabul edeceksin. Ondan sonra o şeyin gereklerini yaptığın zaman anlamlı bir çerçeve olur diyor. Şerhu zelike bunun açıklaması da şudur. İlem ilki ennel kelame fi şerhi hadel bu bağlamın açıklamasındaki söz şudur. Yaktadi gerektirir. Zikra
zikrel hilafi fi mes'eletil iman. Burada iman konusundaki farklılıkları, tartışmayı zikretmeyi gerektirir. Ve zikre hakikati manahu ve imanın anlamı, manası nedir? Onu açıklamayı, ifade etmeyi gerektirir. Vakat ihtelefen nasu fi zalike ala makalat. İnsanlar bu konuda şu farklı görüşlere sahiptirler. Şimdi bunlar hakkında bilgi verecek. Kimdir bunlar? Feminhum, bunlardan bir kısmı vardır ki men kale şu görüştedir. İnne manel iman billahi teala ve hakikatehu, Allah'a imanın anlamı ve gerçekliği, vel marifetu billahi fakat. Sadece Allah'ı bilmektir. Yani bir grubun iman anlayışı bu şekilde. İman nedir? Marifetullah. Yani Allah'ı bilmek sadece. Ve ma'nen kufri, bunun tam tersine bütün anlamı da vel cehlu bihi fakat. Allahu Teala'yı bilmemektir. Ve huve, bu görüş kimin? Ve huve mezhebu Cehm ibn Safvane ve ashabihi. Bu görüş Cehm bin Safvan ve arkadaşlarının görüşüdür. Ve kâle âharûne, başkaları da şöyle der. Hakikatul îmâni billâhi teâlâ selâsetü eşya. İmanın gerçekliği, hakikati, yani Allah'a imanın gerçekliği ve hakikati üç unsurdan oluşur. Ahaduha, bunun birinci unsuru el marifetu billahi. Birinci unsur Allah'ı bilmek. Bu ikinci görüşe göre. Ve sani, ikincisi fil ikrari bihi, bunu ikrar etmek. Ve bima ce'e min indillah. Ve Allah katından, Allah'tan gelen her şeyi ikrar etmek, kabul etmek. Ve salisu, üçüncüsü de, üçüncü unsuru, bu görüşe göre imanın üçüncü unsuru el-muhabbetu lehu, Allah'ı sevmek. Ve ve taktadî el-hudû'a lehu ve terkel istikbâri aleyhi. Bu muhabbet neyi gerektirir? Boyun eğmeyi, Allah'a boyun eğmeyi ve ona karşı büyüklenmeyi, kibri terk etmeyi gerektirir. Ve ileyhi zehebel hasenu bin Muhammedin neccaru ve aleyhi ashabu. Bu görüşünü söyleyenler kimler? Neccariler. Hasan bin Muhammed neccar ve arkadaşlarıdır. Evet. Üçüncü görüş ve kâle bâduhum, bir kısmı da der ki el imanu billahi ve ta'atuhu farduha ve nefduha. İman nedir? Allah-u Teala'ya itaattir. Yani neyi? Ameldir. Yani ister farz olsun, ister nafilesi olsun, bunları yerine getirmek suretiyle gerçekleştirilen itaattir. Vel marifetu aslu. Bilmek bunun köküdür, aslıdır. Vel ikraru vasıtatu. İkrar etmek bunun aracıdır. Ve amalü feruhu, amellerde bunun şubesidir, dallarıdır. Ve kalu, derler ki yine bunlar en imanu zahirun ve batın. İmanın bir görünen bir de görünmeyen yönü vardır. Fel marifetu, ilmek, yani ilme eylemi el imanul batın. İmanın görünmeyen imandır. Vel ikrar vel amalu, bunu ikrar etmek ve amelleri yapmak ise el imanu zahir. Açık görünen imandır. Bunu söyleyen kim? Ve ileyhi zehebe ekserul havarici ve ba'dul mutezilet. Haricilerin çoğu ve bazı mutezilliler bu şekilde düşünmektedir. Başka ve aleyhi kavmun min ehlil eseri, eser yani rivayet ehli, yani ehli hadis, sim
el-Hadis'inden de bir topluluk bu şekilde düşünmektedir. Evet, ve kâle'l-kerramiyyetu, kerramiler de şöyle söylemektedir. Ne diyorlar? El-imanu billahi huve'l-ikrar. İman, ikrar etmektir. El-ferdu mücerredu anil marifeti vel ameli. Marifet ve amelden soyutlanmış başlı başına bir ikrar imanın ta kendisidir diyor Kerrami. Nedir bu da? Ve delike bil lisani dunel kalbi. Yani kalben tasdik etmeksizin sadece lisanla yapılan, dil ile söylenen bir şeydir. Bu görüş itibariyle vakat zaamu iddia ederler ki ennel münafika münafık nedir? Müminim. Alel hakikati. Münafık gerçek bir mümindir bu görüşe göre. Bunların iddialarına göre. İmanuhu ke imanin nebi sallallahu aleyhi ve selleme min cihetihin imaniyet. Dolayısıyla bunlara göre iman olma bakımından böyle bir adamın imanı, yani sadece ikrar eden bir adamın imanı aynı Hazreti Peygamber'in imanıdır, imanı gibidir diyorlar. Ve zâmu yine iddia ederler ki anne tekrar ikrar leyse bir iman. Yani bu ikrarı tekrar etmek de iman değildir. İkrar bir keredir. Bir kere ikrar etti mi tamam iman yerine gelmiştir şeklinde düşünüyorlar. Kezalike yine aynı şekilde kâlû derler ki kufri içinde ennehu inkârul lisân yani dilin inkar etmesine ikrarın karşılığında dilin inkar etmesine de ne diyorlar? Küfür diyorlar. Ve cehduhu ve hakikatte mücadele etmesi. Ya yani bunun ısrarcı olması, bu inkarında dil itibariyle ısrarcı olmasıdır. Ve in kâne mukrahan aleyhi diye. Buna zorlanmış olsa bile zorlanarak dili de inkar etmek durumunda kaldı ise kafirdir yine. Ve kalbu mutmainnun bil imani. Yani kalbi iman dolu olsa bile diliyle inkar etmek zorunda kaldıysa bu adam da gerçek kafirdir şeklinde bir çerçeve çıkıyor. Ve hemen ilk hafta kim geliyor? Ammar bin Yasir. Bak, onlar onun hakkında ne diyorlar? Ve kalu derler ki inne Ammar ibn Yasir'in Ammar bin Yasir lemma azhara kelimetel kufri yani küfür kelimesini zahir ettiği görünür hale getirdi. Yani inkar etmek durumunda kaldığında kâne kâfiren alel hakikati nedir? Yani gerçek bir kafir olmuştur. Bu görüşe göre. Ve inne Abdallah ibn Übeyyin meşhur Medine'deki münafıkların reisi Abdullah bin Übey de kendi müminen alel hakikati bi ikrarihi. İkrarı itibariyle gerçek bir mümindir diyorlar. Yani bu görüş bu şekilde ifade ediyor. Tabi yine bu imanla ilişkili konular bağlamında İslam ve iman aynı mıdır, farklı mıdır? Bu da bir tartışma. Buna da işaret ediyor burada. Diyor ki وَاَخْتَلَفُوا فِي الْاِسْلَامِ هَلْ هُوَ الْاِيمَانُ اَوْ لَا yani İslam iman mıdır, değil midir? Hemen kâle bir görüş şöyledir. اِنَّ الْاِيمَانَ وَالطَّاعَاتُ لَمْ يُفَرَّقْ بَيْنَهُمْ İman amellerdir. Ve bu ikisi arasında ayrım yapılmaz. وَقَالَ كُلُّ اِسْلَامٍ iman. Buna göre her İslam, yani buradaki İslam'la kastı yapılan her taat, her İslam imandır. Ve kullu mu'minin muslimun, her mümin Müslümandır. Ve kullu müslimin mu'minun ve her Müslüman mümindir. Birincisi, onun kale şöyle diyen de var. El amelu neyse bi imanin
amel iman değildir. فَاِنَّهُمْ يَقُولُونَ Bunlar derler ki قَدْ يَكُونُ مُسْلِمٌ غَيْرَ مُؤْمِنٍ Çünkü Müslüman olup da mümin olmayan vardır. Ne gibi? كَالْ مُنَافِقُ Münafık gibi. فَهُوَ مُسْلِمٌ بِمَانَا Şu anlamda Müslümandır. Münafığı örnek veriyor. اَنَّهُ مُسْتَسْلِمٌ خَوْفًا وَطَمَعًا Bu adam korku veya hırs sebebiyle boyun eğmiştir, Müslüman gözüküyordur. Değil mümin. Lemma lem yekun fi kalbihi marifetin. Çünkü kalbinde marifet olmaması itibariyle, kalbiyle Allah'ı bilip iman etmemesi itibariyle korku veya hırs sebebiyle teslim olmuş olabilir. Tabii yani daha önce de söyledik, tekrar hatırlatalım. Burada yani bu iman konusu, evet, esma ve ahkama, yani ahirete taalluk eden temel bir yönü olması var, ama bir taraftan da dünyada toplumsal hayata ilişkin bir çerçevesi de var. Aslında toplumsal bir çerçeveyi, toplumsal bir sınıfı, toplumsal yapılanmayı, bir toplum sözleşmesini ifade eden bir boyutu da var. O çerçevede düşünmek gerekir. Zaten tarihte bu çerçevede gerçekleşen tarihe yönelik de bir, ne diyelim, tanımlama, çerçeve görüyoruz burada. Bu noktaya da dikkat etmek gerekir. وَلِذَٰلِكَ bu nedenle قَالَ اللّٰهُ تَعَالَى Allah Teala şöyle buyurmuştur. قَالَتِ الْاَعْرَابُ Bedeviler dediler ki اَمَنَّا iman ettik dediler. قُلْ Ey Resulüm de ki onlara لَمْ تُؤْمِنُوا Siz iman etmediniz. وَلَكِنْ قُولُوا Fakat şöyle diyeyim. Eslemle biz teslim olduk. Değil şeklinde. وَلِذَلِكَ bu nedenle İftelaka cevabı Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem'e li Cibril'e salavatullahi aleyhi. Çünkü bu nedenle Hazreti Peygamber'in Cibril aleyhisselama cevabı farklı olmuştur. Ne zaman? Lemmâ se'alehu anil imani ve anil islami. Yapmıştır. İmanı ve İslam'ı sorduğu zaman. Bunlar ayrı ayrı soru, değil mi? Fe'ecebe fil imani bir şeyin Yani iman konusunda bir şey söylüyor, bir cevap veriyor. Ve fil İslami bir gayri. İslam sorulduğu zaman da farklı bir cevap veriyor. Fedelle bu da şuna işaret eder ki ala enne neyse kullu müslimin mu'min. Yani her Müslüman mümin değildir anlamı ortaya çıkmaktadır bundan. Kale Ebu'l Hasan'il Eş'ari'yü İmam Eş'ari şöyle demiştir. Rahimahullah, Allah rahmet eylesin. İnnel imane bu aynı zamanda hem sünnet kelamının temel görüşünde ortaya koyan bir şey. İnnel imane iman ve tasdiku esas özü itibariyle iman tasdiktir. Ve delike bil kabiyye kun Tasdik yerinde neresidir? Kalptir. Tasdik de kalple olur. Dolayısıyla ve ennel münafıka gayru müminin alel hakikat. Hakikat, gerçek itibariyle münafık mümin değildir. Ve kâle yine der ki kullu müslimin müminen. Her Müslüman mümindir. وَلَيْسَ كُلُّ مُؤْمِنٍ مُسْلِمًا Ama her mümin Müslüman değildir. فَمَنْزِلَةُ الْا۪يمَانِ مِنَ الْاِسْلَامِ imanın konumu, imanın İslam'la olan konumu nedir? مَنْزِلَةُ الشَّمْسِ مِنَ الضَّوْءِ Yani güneşin ışığına konumu gibidir. وَمَنْزِلَةُ miski minet tayyibi. İşte miskin kokuya olan konumu gibidir. Ve kullu şemsin
Doğum. Yani her güneş ışıktır. Veleyse kulli doğu şemsen. Ama her ışık güneş değildir. Kezalike kulli imanin İslam'ın. Her iman İslam'dır. Veleyse kulli İslam'ın imanen. Fakat her İslam iman değildir. Ve ileyhi zehebel Hüseyin ibn Fadl'il Belhiyyü. Görüşü kim savunuyor? Hüseyin bin Fadıl el-Belhi savunuyor. O kavlu Ebu'l Hasan es-Salihi, aynı zamanda Ebu'l Hasan es-Salihi de bu görüşü savunuyor. Ve huvellezî ihtârahu sahibül kitâbi. Kitabın yazarı da bu görüşü tercih ettiği görüş budur. Ve nasse aleyhi fil fasl es-sâni minhu. Yani kendi görüşünde bu olduğunu söylüyor. Bunu inşallah ikinci fasıl, yani ikinci fasılda bunu zaten yazmıştır diyor. O tekelleme fi hadel fasli, bu bağlamda da konuştu. Ala men yakulu, şuna karşı yani şu görüşe karşı bu görüşü savundu diyor. İnne ta'ati el imanu farduha av farduha ve nafluha. Yani iman nedir? Bütünüyle farzlardır. Farzıyla veya nafilesiyle bütün amellerdir şeklinde. فَاَوَّلَ مَا اَلْزَمَ الْقَائِلِينَ بِخِلَافِهِ فِي هَذِهِ الْمَسْأَلَةِ اَنْ قَالَ. Bu bağlamda bu karşı görüşün, bu eleştirdiği görüşe karşı getirdiği delillendirme biçimi, ikna etme süreci, ilzamı bu şekilde olmuştur. Nedir o? Eşşerâi'u muhtelifetun ve dinu vahidun. Şeriatlar farklıdır. Din de birdir. Zaten imanın kalben tasdik olduğu, amellerin imandan bir parça olmadığı fikrinin temel kurucularının başında bildiğiniz gibi Ebu Hanife gelmekte. Ki Şerhülalim ve Mütalim'de de din tektir, evrensel olandır, değişmeyendir ama şeriatlar farklıdır görüşü ve buna ne yapıyor burada? İşaret ediyor. Referansta bulunuyor. O bene hedef kelam ala. Yani bu sözü, bu görüşü şunun üzerine bina etmiştir. Yani dine vahid. Din tektir. Bu eşare ile iman ve imana da işaret etmiştir. Aslında yani iman kavramıyla açıklıyor din kavramını. Muhtemelen diyor ki lemna kâne dînur rusulü vâhiden, bütün peygamberlerin dini birdir, tektir. Ve şerâ'i'uhum muhtelifetun. Ve onların ne diyelim, şeriatları farklıdır. Sebebi bu ortaya koymaktadır ki bu çerçeve enne şerâ'i'a leyset min cümleti din. Yani tam anlamıyla yani dinin cümlesinden değildir. Yani şeriatlar. Yani dinin özü değildir. Demek istiyor. وَلَمْ تَكُنْ مِنْ cümletin imani. Dolayısıyla imanın da yani özü değildir şeriatlar. وَاسْتَدَلَّ عَلَى ذَٰلِكَ بِقَوْلِهِ تَعَالَى. Ve bu bağlamda ki görüşüne şu ayette delil getirir. Bismillah şer'a lekum mined dini. Yani Allah size bir din getirdi, bir din başlattı. Ma vassa bihi Nuhan vellezî evhayna ileyke. Yani Nuh'a anlattığı, Nuh'a tavsiye ettiği neyse sana vahyettiği de aynısıdır. Ve ma vassayna bihi İbrahim ve Musa ve İsa. İşte İbrahim'e ve Musa'ya ve İsa'ya da aynısını vahyetti. Nedir o? En akimut dine.
Dini ikame edin. Dini ikame edin. Dini evvela din gelir. Böyle teteferruhu fihi ve din noktasında ayrılmayın. Kema vecette şerâ'i'ahum muhtelifetun ve kâne dinuhum vâhid. Yine yani bakıyoruz ki bunların şeriatları birbirinden farklıdır ama dinleri birdir. Ve o dine, buradan da anlaşılır ki ennet dine vel iman. Din imandır. Ve huvella yakbelun nesha. Kesinlikle neshedilmeyi kabul etmez. Değişmeyendir. Din değişmeyendir. O da imandır. Ama şeriatlar, ameller bunlar zamanı, zemine göre değişebilen hususiyetlerdir diyor. Fe ekkede zelike bi kavlihi teala ve bu çerçeveyle Allah-u Teala şu sözüyle vurgular. وَمَا أَرْسَلْنَا مِنْ قَبْلِكَ مِنْ رَسُولٍ اِلَّا نُوحِي اِلَيْهِ اَنَّهُ لَا اِلَٰهَ اِلَّا اَنَا فَعْبُدُمْ. Yani biz senden önce gönderdiğimiz her peygambere ancak ve ancak şunu vahyettik. Benden başka ilah yoktur ve bana kulluk edin. Bu kim diyor? Allah-u Teala diyor. Ayette geçtiği şekliyle. Kale Teala yine Allah-u Teala buyurmuştur ki la tebdile li halqillahi. Allah'ın yaratmasında değişim olmaz. Zalike dinul kayyimu. Sapasağlam olan din budur. Yekulu burada ne diyor? La tebdile li dinillahi. Allah'ın dininde değişme olmaz. Ve lemme lem yübettel dinu. Eğer din değişmediği, din değişmiyor. Ve tübettel şerayu. Ama şeriatlar değişkenlik gösterebiliyor. Ulimi. Buradan da anlaşılır ki enne şeraia gayrut dini. Şeriatlar bizatihi dinin kendisi değildir. Özü değildir. Ve enne dine huvel iman. Dinin özü nedir? İmandır. Ve istedelle ala zelike eydan. Yine burada şöyle bir delillendirme getiriyor. Lemma ecma'a cemi'a bi ennehu kad yetruku tariku ta'atallahi ta'ala ve la yuqalu ennehu terke dinallah. Yani bu şekilde yaptığında örneğin mesela bir kimse bir ameli Allah'ın bir taatini terk edebilir ama bu kişiye Allah'ın dinini terk etti denmez. لِأَنَّ تَارِكَ دِينِهِ كَافِرٌ. Çünkü Allah'ın dinini terk eden kimseye kafir denir. Bu günahkar oluyor. Buraya getiriyor. Yani bir gaflet durumu veya başka bir şeyle durumda ne yapıyor? Bir ameli terk edebiliyor diyor insan. وَلَيْسَ كُلُّ مَنْ تَرَكَ اَمْرَ اللّٰهِ تَعَالَى كَافِرٌ. Halbuki Allah'ın herhangi bir emrini terk eden kimseye kafir denmez. Ve bil ki ennehu innema buniye hadel kelam ala ennet dine huvel iman ve la yukalu li gayri et dini. Şimdi çerçeve bu şekilde kurulduğuna göre bil ki nedir o? Din imandır. Ve bunun dışındaki ne de din dinmez dendiğinde kad ihtecet el mu'tezile ve men vafakahu fi zelike fi kavli. Yani burada mu'tezile ve onlarla aynı çerçevede düşünenlere karşı da bir delillendirme getirmiştir. Ne diyordu onlar? Enne ta'ati imanun. Taatler, ameller imandır. Ve dinun dindir li kavli subhanehu. Onlar da kendi görüşlerine hangi ayeti delil getiriyorlar? Şu ayeti delil getiriyorlar ki bu Beyyine suresinde geçiyor. Bilmiyorsam. Beşinci ayet. Evet. Umiru illa li'abud
muhlisine lehu'd-dîne hunefâ. Siz ancak, yani onlar ancak emredildiler. Neyle? Allah'a dini has kılarak, hanifler olarak kulluk etmeleri ve yukîmus salâte, namaz ikame etmeleri ve yu'tu zekâte, zekâtı vermeleri. Ve sonunda ne geliyor? Ve zâlike dînul kıyyime. Sağlam olan din, kaim olan din budur. Geçiyoruz diğer sayfaya. Evet. Vakalu diyorlar ki, yani burada Mutezile ve onlar gibi düşünenlere işaret ederek, Sallallahu Teala el amale dinen, bunların görüşlerine göre ameller Allah din olarak isimlendirmiştir. Evet. Ve zaamu, yine iddia ediyorlar ki enne kavlehu teala, Allah-u Teala'nın sözü, ve zelike dinul kayyime, gerçek din, sağlam, kayyum din budur. Raciun ilel cemi, hepsine, orada zikredilenlerin hepsine dönmektedir. Ve innema raca ile ba'di ma takaddeme zikruhu, yani buradan önce zikri geçen şeylere bağlıyor bunu. Ve huve ma yusemma dinen, dûne mâ lâ yusemmâ dînen minel amel. Yani şöyle diyelim, işte bazı amelleri söylüyor ama bazılarını söylemiyor. Ve leyse bir mümkün engel diyelim kinayetiyle badin meskuli dûne badin. Yani burada bir kinaye var. Yani kısmını zikretmekle. Yani esasında diğerleri kastedilmiyor şeklinde bir çerçeve ortaya çıkmaz diye bir bağlamışım. Ela yura, kâle teâlâ, ela terâhu, görmez misin? Yani kibar bir şekilde nasıl okunur? Ela yura, görülmez mi? Kâle teâlâ, Allah Teala buyuruyor ki, fe'asâ fir'avnu er-rusule, er-rasule, fe'ahednâhu diye devam ediyor. İşte Firavun, Peygamber Hazreti Musa'ya isyan etti ve onu yakaladık. Felem yerci' ile Resulü, bunu Resul ile ilişkilendirmiyor. Ve imkanı akrabı ileyi, ona yakın olsa bile, veca bi kavlihi, bu sözü dönüyor. Nereye dönüyor? Nereye döndürüyor? Ve derike dinul kayyime sözü, bu sözü de ile ma huve dinun fil lugati, yani lugatta din neyse, anlamı neyse ona döndü. Bu ne? Şunu söylemek için ma leyse bir dinin, yani din olmayan şeyi zikretmek istiyor. Ve huve ma zekerehu fi kavli teala, yine Allah-u Teala'nın şu sözünde geçtiği şeydir. Muhlisine lehu dine. Dini ona halis kılmak. Halis kılanlar, halis kılarak. Ve in kâle kâilun fe mâ dînu fil lugati. Yani birisi şöyle sorarsa, gramatik olarak, dil itibariyle dinin anlamı nedir? Şimdi daha önce de söylüyordum, aslında Ebu Hanife'nin usul açısından ortaya koyduğu önemli hususlardan bir tanesi kavramların bağlamlarına göre kazandıkları boyuttur. Din ama neyi kastediyorsun? Hangi bağlamı kastediyorsun? Amel ama hangi bağlamı kastediyorsun? İman ama hangi bağlamı kastediyorsun? Falanca kavram ama hangi bağlamı kastediyorsun? Yani bağlama göre de ne yapabiliyor? Anlam değişiyor. Burada o konuyu güzel bir şekilde işliyor arkadaşlar. Burayı da yapalım, ondan sonra dersi bitirelim diye düşünüyorum. Kıyla dendi ki innet dine fil lugati, din itibariyle din şu demek: yakav ala ma'an, birçok anlamı vardır. Din kelimesi muhtelifedir. Mina mesela manel hisab, bir yer vardır ki orada hesap anlamına gelir. Ke kavlihi teala, Allah-u Teala'nın şu ayetinde ifade ettiği gibi, değer ve değerli ki dinul kıymeti, sağlam olan din budur. Ey el hesabu müstakimin,
sağlam, istikamet sahibi hesap demektir. Bu neyden sonra zikrediyor? Zekere onu. Ba'da kavlihi. Şu sözünden sonra. İnne iddete şuhuri indallahi isna aşara şahı. Allah katında aylar 12'dir. Sözünden sonra. Bundan başka hangi anlam olabilir? Vakat yekunu bimanel adeti ve de'bi. Adet anlamı, yani gelenek anlamında da kullanılabilir. Ki kavli şairin İzâ de'ebe leha vassâ ehdâ dînehu ebeden ve dîni. Yani bunu şöyle anlayabiliriz. Ben anladığımı söylüyorum. Geleneğini ortaya koyduğunda tavsiyesinde bulundu ve hem kendi dinini hem de benim dinimi ebediyen doğruluğa eriştirdi gibi. Öke kavli imli 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 kaysin sözünde de şöyle geçmektedir. Ke dinike min emri kuvveylisi kabliha. Yani senin dinin önce gelen kuvveylisin işi gibidir, işindendir. Fakat yuruva yine şöyle bir rivayet vardır. Kedde bike ve yani işte senin geleneğin gibi kedini ki kedde bike anlamında ve mane yani mütekariban yani bu de yani adet, gelenek, görenek iki anlam birbirine yakındır. Ve yekun eydan bir mane hukmi yine din hüküm anlamında da kullanılır. Ki kavli Teala. Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi مَا كَانَ لِيَ اَخَاهُ فِي دِينِ الْمَلِكِ yani senin kardeşini işte melik hükmünü alacak değildir gibi bir anlam şundan ayetinde bir manasına bakalım deyince emin olalım. Yusuf 76. ayet. Evet. Melik'in kanununda onu almaktan başka çaresi yoktur. Yani hükmü bu şekildedir. Onu almak zorundadır. Anlamında. Evet. Ve yekunu dini eydan yine din imanet taati ve kavli şair. Şairin sözünde geçtiği üzere amel anlamında, taat anlamında da kullanılır. Ebeyne en nedine ve geçtiği gibi. Yani sizin amelinizden yüz çevirdik gibi. Sizin yaptığınızdan. Ey mutluyum. Yani size itaat etmekten yüz çevirdik. Ve yekûn dînu eydan bimânet tedeyyün. Tedeyyün, şimdi de kullandığımız bir kelime ama yani bir dini benimseme biçimi, yorumlama biçimi anlamında da kullanılabilir. Kemal yukarı. Fele yedin veya yetedeyyenu bil Yahudiyeti ittehedeha dinen. Yani sen onların dinini yani edinsen bile Yahudi olmazsın sözündeki gibi. Fela yedinu bi muvalatin fulanin ida cealahu dinen. Yani onun dininden olmazsın. Onun kendi dinini kılmadığın sürece gibi bir şey ifade etmeyi öyle anlıyorum. Ve min kavlihu teala bu tedeyyün yorumlama biçimi benimseme biçimi bunu şuradan da çıkar. Allah-u Teala'nın şu ayetinden de çıkarabiliriz. Lekum dinukum sizin dininiz size ve liye din benim dinimde bana. Ey kullu vahidin minna mütedeyyinun. Herkesin bir dini benimseme yolu vardır. Yorumlama biçimi bima huve dinuhu mimma huve mu'tekadehu. İnanması, inandığı yön itibariyle. Dini nasıl anlıyorsa
Ona göre nedir? Benimseme biçimi vardır. Ve kıyla fi kavlihi Teala, yine Allah-u Teala'nın sözünde geçtiği üzere Maliki yevmiddin, din gününün sahibi. Kavlani, burada iki görüş vardır. Ahaduhuma, birincisi enne manahu maliku yevmil hisabi vel ahir. Yani hesap gününün, ahiret gününün sahibi anlamı. Enne manahu yevmil ceza, yani nedir bu da? Karşılık günü. Yani her insanın dünyada yaptığının karşılığının verildiği gün demektir. Ve yumkün en yukale, ve burada şöyle demek mümkündür. İnnel cezae alet taat. Yani amele karşılık, amele verilen karşılık. Sümmiye dinen, din olarak isimlendirilmiş. Ke tesmiyeti cezai bismuhu. Ma huve cezaohu. Yani onun karşılığı neyse o karşılıkla karşılık isimlendirilmesi, ceza isimlendirilmesinde yapıldığı gibi. Ke kavli Teala, Allah-u Teala'nın şu sözünde olduğu gibi. Ve cezaohu seyyiyetin, seyyiyet. Kötülüğün karşılığı kötülüktür. Misli. Yani neyse o kötülük onun mislince ölçüsünce karşılıktır. Yekulu manahu mana kavlihim. Dolayısıyla burada bunların bu görüşünün anlamı şöyle oluyor. Bu sözün kemen dediğini tüden. Yani nasıl davranırsanız o şekilde karşılık görüşürüz. O şekilde davranırsınız. Nasıl muamele ediyorsanız siz o şekilde muamele görürsünüz. Ey kema tef'alu, nasıl hareket ediyorsan hücezu bihi, o şekilde karşılık bulursun. Fesemmel ceza dinen, bak burada karşılığı din olarak isimlendirmiştir. Bismillah ve ceza, yani onun karşılığı neyse onunla isimlendiriyor. Baktığımız zaman bağlam değiştikçe, yani oradaki tanım çerçevede ne yapıyor? Değişebiliyor. Yani genel külli bir kavram var. Bu kavramın kullanıldığı bağlamlara göre de anlamının değişebildiğini burada net ve güzel bir şekilde açıklıyor. Ve emme kavluhu, şu söze gelince la tebdile li halqillahi, Allah'ın yaratmasında değişme olmaz. Zalike dinul kayyimu, sağlam olan din budur. Akile. Dendi ki la tebdile li dinillahi, Allah'ın dininde değişme olmaz. Ve enne dine huve dinul kayyum, ki onun dini de sağlam olan tek dindir. Fe in kâle kâinun, birisi şöyle der ise, sorar ise, İzâ kâle lafud din vâkıh alâ hâdil meâni el muhtelifet. Şimdi din kelimesini bu farklı anlamlarla kullanılıyorsa, fe men murâdu bi kavlihi, o zaman Allah-u Teala'nın şu sözünden maksat nedir? İnne dîne indallâhil İslam. Allah katında din İslam'dır. Ve muradu bi kavlihi, bundan kastedilen ve men yebtagî gayrel İslami, yani İslam'dan başka bir şey arzu eder. Kıyla devam ediyor. Dendi ki huve nedir? İşte muhtemelen yine bu burayı açıklayacak tarzda diyor ki huve istislamul kalb, yani esasında ne diyelim, ta Hazreti Adem'den Hazreti Muhammed'e kadar bütün peygamberler dini birdir ve bu dinin özü de şudur demeye getirmek bağlamında burayı zikrediyor diye düşünüyorum. Huve istislamul kalbi tasdiki men yusaddikuhu min enbiya'illahi ve rusulihi. Yani Allah'ın nebilerinden, peygamberlerinden tasdik ettiği üzere bu tasdikin kalben kabul edilmesidir. Vellesna mümkün tesmiyetel iman İslam'a, yani biz iman İslam olarak isimlendirilmesini kabul etmiyor değiliz ve dine din olarak ala mana bu mana enden musaddika müsteslimun,
tasdik eden teslim olandır. Limen saddakahu fi teslimi lehu yetedeyyenu bihi. Ya bu teslim olduğu ilkeye burada anlıyor. O da ayrı mesele. Ve in caze eğer şu caizse en yüsemme gayri tasdik İslamen kemâ semmâ Resulullah sallallahu aleyhi ve sellem es-salâtu ve's-savmu ve'l-haccu bihi fi cevâbi cümle salavatullah aleyhi lemmâ kâle mel İslam kâle en tusallî ve tasum ve tahaccüm ve istislâmu e'ammu minel îmân. İşte Hazreti Peygamber Cibril Aleyhisselam'a işte İslam nedir diye sordu. O da işte namaz kılmandır, oruç tutmandır, hac etmendir şeklinde işte İslam'ın işte yani kastikin dışındaki şeyleri de zikrettiğinde yani burada istislam, İslam daha geniş oluyor. İmanı da kapsayan bir şey oluyor. Ona işaret ediyor. Çünkü istislam imandan daha geniş bir anlama nedir? Sahiptir. Bence bu iman İslam meselesini bitirecek bir noktaya gelelim, orada bırakalım diye düşünüyorum. Evet. Burayı da okuyayım arkadaşlar. Ve kat ruye fi bazı ahbari bazı rivayetlerde de geçmektedir ki Ennam sallallahu aleyhi ve sellem edara dairetin daireten bir daire çizmiş. Fakale demiştir ki yer iman bu imandır demiş. Sümme arada dukulaha daireten sonra içine bir daire pardon onun dışına bir daire çizmiş. Avsa daha geniş bir daire mina ondan daha geniş bir daire fakale demiştir ki hiyel İslam bu da İslam'dır demiş. Ve ruhi anhu yine ondan rivayet edilmektedir ki sallallahu aleyhi ve sellem enne o kâle el iman sırren iman gizli olandır ve İslam alaniyetün İslam'da açıkta olandır. Ve aleyhi zahiru kavlihi işte şu sözün zahirinde buna işaret etmiş. Kullem tu'minu iman etmeniz ve lakin kullu eslemme sadece teslim olduk değil. Sözünde de bunu görüyoruz diyor. Fe in kıyle. Şöyle denir ise fe hel tecuzune en müsemma gayret tasdik dinen kema. Burada bu soruda bence bırakıp çünkü farklı bir çerçeveye gidiyor. Onu da inşallah bir dahaki dersimizde yani Eylül ayında yapacağımız derste devam ederiz. Burada kalıyoruz arkadaşlar. Hepinize teşekkür ediyorum. Allah razı olsun. İyi bir yaz diliyorum cümlenize.